Türkiye Büyük Millete Meclisi'nde emekliler için önemli bir karar alınmış ve onaylanmıştı. Bu doğrultuda emeklilere Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilmesi onaylandı. 1000 lira olarak verilen bu ikramiye 1100 TL'ye çıkarıldı ve güncel durumda TBMM'ye bir kanun teklifi daha verildi ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ayrı ayrı 4253 Türk Lirası verileceği belirtildi. CHP tarafından milyonlarca emekli tarafından müjde olarak nitelendirilecek bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildiği belirtilirken CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'ye bir kanun teklifi verdi ve 2022 yılında emeklilere ödenen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 4253 liraya çıkarılmasını istedi. Söz konusu kanun teklifinde ise, şu ifadelere yer verildi, ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan ve maaş zammı sonrası da beklentileri karşılanmayan emeklilerin, bayram ikramiyelerinin artırılması kesin bir zorunluluk haline gelmiştir. Emekli ikramiyeleri, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Mevcut olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 1100 Türk Lirası para veriliyor eğer kanun teklifi ikramiye verilmesinde alınan karar gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanırsa, emekli vatandaşlara dini bayramlarda 4253 Türk lirası para verilecek, Ömer Fethi Gürer kanun teklifinde. Yaşanan zamlar karşısında aldıkları zam oranlarının yetersiz kaldığı ve sürecin artık açlık ve muhtaçlık sürecine doğru ilerlediği dile getirilmesine rağmen iktidar tarafından bu sorunlara kulak tıkanmıştır, ifadelerine yer verdi ve kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi, geçim. Sıkıntısı çeken emeklilerin yaşanan enflasyon artışı neticesinde aldıkları maaş zammı buharlaştı. Maaşlarına ek zam beklentileri olmasına karşın zam yapılmadı. Aldığı emekli maaşı doğrultusunda, alabildiği ürünler her geçen gün azalan ve ekonomik krizden en çok etkilenen emekli vatandaşlara, bayramlarda verilen bayram ikramiye tutarının 4253 TL'ye çıkarılması, Maaş zamlarında beklentileri karşılanmayan ve eksem alamayan emekliler için önem arz etmektedir. CHP tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan ve maaş zammı sonrası da beklentileri karşılanmayan emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması kesin bir zorunluluk haline gelmiştir. Emekli ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır ifadeleri yer aldı emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyenin 1100 liradan 4253 liraya çıkarılması istendi. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan kanun teklifinde, yaşanan zamlar karşısında aldıkları zam oranlarının yetersiz kaldığı ve sürecin artık açlık ve muhtaçlık sürecine doğru ilerlediği dile getirilmesine rağmen iktidar tarafından bu sorunlara kulak tıkanmıştır, denildi. Teklifin gerekçesinde, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin yaşanan enflasyon artışı neticesinde aldıkları maaş zammı buharlaştı. Maaşlarına ek zam beklentileri olmasına karşın zam yapılmadı. Aldığı emekli maaşı doğrultusunda, alabildiği ürünler her geçen gün azalan ve ekonomik krizden en çok etkilenen emekli vatandaşlara, bayramlarda verilen bayram ikramiye tutarının 4253 TL'ye çıkarılması, Maaş zamlarında beklentileri karşılanmayan ve eksem alamayan emekliler için önem arz etmektedir, ifadeleri kullanıldı. Teklifin yasalaşması halinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiye, 4.253 liraya çıkarılacak. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok önemli bir karar çıkmış ve emekli olan herkese 1.000 lira bayram ikramiye verilmesi kararı alınmıştı. Bu doğrultuda emeklilere Ramazan ve Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa bin Türk lirası para verilmeye başlandı. Ardından bu ikramiye tutarı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 1100 TL'ye kadar çıkarıldı. Emekli ikramiyeleri bayramlarda yatırılıyor ve bayram tarihlerinden birkaç gün öncesinde ödeniyor. Ancak paralarını bayramda çekecek olan vatandaşlar paralarını ATM üzerinden çekebilir. Emeklilere ikramiye. Peki 2022 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emeklilerin hesabına ne kadar para yatırılacak? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç Türk lirası oldu? Sorularının cevapları araştırılıyor. Konu ile ilgili olarak emekli ikramiyesi 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun 23. maddesi ile eklendi. Emekliler bu kanunun ardından 3 yıldır ikramiye alıyor. Emekliler önceden yılda 2 defa yapılan zamlardan yararlanıyordu. Geçen senelerde buna ilaveten 2 kere bayram ikramiyesi de verilmeye başlamıştı. Kimaş zammı ile 2 ikramiye alacak emeklilere bir başka müjdeli haber daha verildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan yaptığı açıklamalarında zam, ikramiye ve promosyon konusuyla değerlendirmelerde bulundu. Cahit Özkan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. İnşallah emeklilerimiz ile alakalı yapılacak zamda asgari ücret oranındaki artışı da doğrulayarak vatandaşı enflasyon karşısında mağdur etmeyecek. Geçen yıl alınan kararla birlikte emekli ikramiyelerinde 100 liralık bir artış meydana geldi. Buna göre emeklilere 1100 Türk lirası olarak bayram ikramiyesi veriliyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs günlerinde yaşanacağı için emekli ikramiyesi için öngörülen tarih bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi veriliyordu. Bu ücret geçen yıl 1100 lira olmuştu. Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta 9 Temmuz 2022 tarihinde algı edilecek milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor, mecliste zamlar için kritik bir adım atıldı. Emeklinin bayram ikramiyesine %400 zam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonucu ile 2018 yılından itibaren milyonlarca emekliye iki dini bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira olmak suretiyle ikramiye veriliyor doların kurunun artması, yüksek enflasyon sebebiyle asgari tutara büyük bir zam yapıldı. Emekli aylıklarına %25.47 oranında zam yapıldı. Ancak zam emeklileri mutlu etmedi. Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer emeklilerin bayram ikramiyeleri için harekete geçti ve kanun teklifi hazırladı. CHP'nin TBMM'ye sunduğu yeni teklifte emeklilerin bayramda almış olduğu ikramiyenin ne kadar olması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan yeni emekliye bayram ikramiyesi teklifi milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Gürer tarafınca hazırlanan kanun teklifinde, yaşanan zamlar karşısında aldıkları zam oranlarının kifayetsiz kalmış olduğu ve sürecin artık açlık ve muhtaçlık sürecine doğru ilerlediği dile getirilmesine karşın iktidar tarafınca bu sorunlara kulak tıkanmıştır, denildi. Teklifin gerekçesinde, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin yaşanan enflasyon artışı neticesinde aldıkları maaş zammı buharlaştı. Maaşlarına ek zam beklentileri olmasına karşın zam yapılmadı. Aldığı emekli maaşı doğrultusunda, alabildiği mamuller gün geçtikçe azalan ve ekonomik krizden en oldukça etkilenen emekli vatandaşlara, bayramlarda verilen bayram ikramiye ücretinin 4253 TL'ye çıkarılması, Maaş zamlarında beklentileri karşılanmayan ve ek zam alamayan emekliler için ehemmiyet arz etmektedir ifadeleri kullanıldı. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Hem Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur hem de memur emeklileri intibak istiyor. Talep yaşama geçirilirse aynı unvanlı kadroya ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Emekli kişilerin maaşlarına son senelerde üst üste düzenlemeler yapıldı. Kasım ve Aralık ayları enflasyon rakamlarının da açıklanmasının sonrasında net zan belli olacak. O arada Türkiye Emekliler Derneği de emekliler amacıyla detaylı teklifler sundu, 2000 senesi ve ardından emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ Kurulular da intibak bekliyor. Bu talep yaşama geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 senesi ve ardından emekli olanların maaşı tekrar hesaplanacak. İntibak bekleyen emekliler aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 senesinden evvelce emekli olanların kendilerinden daha çok emekli maaşı aldığını belirterek intibak ile maaş değişikliğinin son bulmasını istediklerini söylüyorlar emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre değişik zamlar söz hususu olacak. Yani planlama, her emekliye değişik yansıyacak. 2000 senesi evvel emekli olan aşağı yukarı 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.